Yayındasın. Günlük ekranlarından herkese iyi akşamlar. Günlerdir Adıyaman'daki gelecek bir iyi bir haber bekliyorduk. Fakat maalesef tabii ki bu sabah itibariyle gelen acı haberlerle sarsıldık. Tabii ki tüm Türkiye genelinde yaşanan deprem felaketi hepimizi tüm kıpkısı derinden sarstı. Fakat tabii ki yavrularımızın, evlatlarımızın olduğu Adıyaman'da İsyas Otel'deki durum yüreğimizi derinden yaraladı. Ve yaşanan bu üzücü felaketin yaralarının sarılması için de çaba sarf ediliyor. Ülkemizden birçok yardım, birçok destek sağlanmaya çalışılıyor. Türkiye'deki depremzedelere destekler gönderilmeye çalışılıyor. Gerek tabii ki tüm dünyanın her yerinden, ülkemizde olduğu gibi dünyanın her yerinden yardımlar gönderilmeye çalışılıyor. Ses gelmiyor dedi. Seste sıkıntı mı var? Ben yüksek sesle buradan. Ses sıkıntısını düzeltip tekrar girelim yayına gerekirse. Tamam. Ses sorunu devam ediyor mu arkadaşlar? Evet, yayını kontrol edebilirsek arkadaşlar ses sorunumuz, yorum da yapabilir izleyicilerimiz. Ses sorunumuz devam edip etmediğini bize bildirirlerse. Ses sorunumuz devam ediyor mu? Mikrofonu bir kontrol edebilir misiniz? Çok az geliyormuş, biraz daha var. Evet, ses sorunumuz devam ediyor mu arkadaşlar? Teknik bir sorun yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Evet, şu an durum ne arkadaşlar? Sesimiz geliyor mu yeterince? Duyuluyor mu? Gerekirse mikrofonsuz devam edelim. Eğer sorunumuz çözülmeyecekse. Tamamdır. Evet. Evet, kusura bakmayın. Tabii teknik sorunlar yaşanabiliyor zaman zaman. Yayınımızı tekrardan baştan alalım. Sizlere tekrardan özür dileyerekten. Evet, bilindiği üzere Türkiye'de yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden yaraladı. Günlerdir Türkiye'de gözümüz kulağımız Türkiye'den gelecek iyi bir haberde, özellikle Adıyaman'da bulunan öğrenci kafilemizin ben gelecek iyi bir haberdeydi. Oradaki enkaz bölgesinden gelecek iyi bir haberdeydi gözümüz kulağımız. Fakat maalesef iyi bir haber alamadık ve bugün itibariyle umutlar. Evet, sesin yeni geldi. Evet, ses sorunu düzeldi. Şu an itibariyle düzeldi ses sorunu. Evet. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi hepimizi bildiğiniz üzere derinden yaraladı ve gözümüz kulağımız da günlerdir özellikle Gazi Mausa Türk Marif Koleji ekibinin, heyetinin bulunduğu Adıyaman'daki İsyas Oteli'nden gelecek iyi bir haberdeydi. Fakat maalesef iyi bir haber alamadık. Bugün itibariyle umutlar tamamen tükendi ve sabah erken saatlerde üzücü haberleri, acı haberleri almaya başladık. Bildiğiniz üzere tabii ki günlerdir Türkiye'ye depremzedelere yardım göndermek için gerek ülkemizden gerek dünyanın her yerinden yardımlar yağıyor Türkiye'ye ve Güney Kıbrıs'tan da
Komşumuz Kıbrıs Rumlardan da yine depremzedelere, Türkiye'deki depremzedelere yardımlar gönderilmek isteniyordu. Ve bunun için de Kıbrıslı Türklerle işbirliği, güzel bir işbirliği de sağlandı. Ara bölgede, Letra Palas bölgesinde bulunan ara bölgedeki Home for Corporation da toplanan yardımlar bugün ekipler tarafından, kuzeyden giden ekipler tarafından alınarak Merkez Lefkoşa'daki yardım toplama yerine götürülecekti. Fakat burada bir gerginlik yaşandı. Bugün biz buraya bu işbirliğini görüntülemek için gelmiştik aslında. Güneydeki bu iki toplumun işbirliğini görüntülemeye gelmiştik. Fakat bir gerginliğin içerisinde bulduk kendimizi. Yardımları almak üzere ara bölgeye gidecek olan ekibin geçişine izin verilmediği, daha doğrusu geçişlerde bir sorun yaşandı, sistemsel bir sorun yaşandığına yönelik bir açıklama yapıldı burada bulunan ekibe ve sistemsel sorun nedeniyle geçişlere, şu anda ara bölgeye geçişlere izin verilmediği bilgisi var. Biliyorsunuz yani insani bir durum söz konusu, ortada insani bir durum var. Fakat şu anda ara bölgeye geçişlere izin verilmiyor. Yardım paketlerinin alınması için, yardımların, Türkiye'ye gönderilecek yardımların alınması için şu anda ara bölgede bekliyor, sınır kapısında bekliyor ekip, buradaki gönüllü ekip. Fakat geçişlerine müsaade edilmiyor ara bölgeye. Gelişmeleri tabii ki aktaracağız. Buradan da bilgi almaya çalışacağız. Neden? Şu anda tabii ki az önce de ifade ettiğim gibi sistemsel bir sorun olduğu yönünde bir bilgi söz konusu. Buradaki ekibe verilen bilgi, geçişlerin bu nedenle yapılamadığı yönünde, sistemsel sorun sebebiyle bilgisayar sisteminin çalışmadığı yönünde bir bilgi söz konusu. Tabii ki bu teyit edilmiş bir bilgi değil ama geçişlerin şu anda yapılmasına müsaade edilmiyor. Evet. Yani bizler de buradaki gelişmeleri aktarmak için sizlere ekran karşısındayız. Tabii ki Adıyaman'daki İSİAS Otel'den, Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Adıyaman'daki İSİAS Otel'den acı haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Kimlik bilgileri açıklandıkça kayıplarımızın, onlar acı haberler bizlere ulaşıyor. Biz de sizlere üzülerek bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Kalbimiz, gönlümüz tabii ki Türkiye'nin her şu an 10 ilinde yaşanan acıyla, oradaki insanların acısını derinden hissediyoruz. Ama özellikle Adıyaman'da yaşanan evlatlarımızın kaybı hepimizi derinden sarstı. Bu acımızın daha da katlanmasına neden oldu. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, sözlerin bittiği noktaya geldik maalesef. Ve yaşanan tüm bu acının içerisinde iki toplumun şu anda, yani Türkiye ile özellikle Yunanistan'ın işbirliği, oradaki yardımlar hepimizi, oradaki yardımlar, orada yardımlaşma ekipler, Yunanistan'dan giden ekiplerin Türkiye'deki kurtarma çalışmalarındaki mücadelesi, biraz olsun herkesin yüreğinde bir sevinç yaratırken, maalesef özellikle dün başlayan gerginlik, Kıbrıs'ta başlayan gerginlik bu insani duruma gölge düşürdü. Bildiğiniz üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye gitmek isteyen ekibin, arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gidişine izin verilmediği yönünde ve aslında
Dışişleri Bakanlığı bunu bir siyasi malzemeye çevirirken Güney Kıbrıs'tan gitmek, yardım için gitmek isteyen arama kurtarma ekibinin bir siyaset yaptığı yönünde suçlamalarda bulunuldu. Ve bu yaşanan gerilim bu acının üzerine daha da sinirlerin gerilmesine neden oldu. Bugün de yine bu gerilim devam etti. Evet, şu anda aldığımız yeni bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. Arkadaşlarımız da bilgi almaya çalışıyorlar. Şu anda burada yaşanan sorunun çözülmesi için bir girişim yapıldığı yönünde. Sayın Armağan Can'dan, Cumhuriyet Türk Partisi Milletvekili Sayın Armağan Can'dan da burada yardım faaliyetlerine kendisi de destek veriyor ve burada yaşanan geçişlerin engellenmesine yönelik soruna çözülmesi için kendisi de birebir ilgileniyor durumla. Birazdan eğer kendisini de alabilirsek gelişmeleri, burada yaşananlarınla ilgili detay almak üzere kendisini de umarım buraya alabiliriz ve ondan da bilgi alırız bu yönde. Evet, şu anda bekleme devam ediyor. Buradaki gergin bekleyiş devam ediyor. Ara bölgeye yardım paketlerini, Güney Kıbrıs'tan yapılan yardım paketlerini almak için maalesef gönüllü ekibimiz ara bölgeye geçemiyorlar. Evet, buradaki bekleyiş de sürüyor. Bildiği üzere tabii ki birçok toplanan yardım paketi Türkiye'ye gönderildi. Ülkemizden gerek arama kurtarma ekipleri, gerek iş araçları, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan iş araçlarının yanı sıra yardım malzemeleri, gıda malzemeleri, temizlik malzemelerine oluşan yardımlar Türkiye'ye gönderildi. Bu konuda ciddi bir seferberlik başlatıldı ülkemizde de. Şu anda da devam ediyor bu yardımlar ve Merkez Lefkoşa'da, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Merkez Lefkoşa biriminde kurulan işbirliği yardım toplama ofisinde de bu yardımlar toplanması için birçok gönüllü işbirliği halinde çalışıyor. Şu anda da buradaki bekleyiş devam ediyor. Yani böyle yaptık ya, şimdi burası daha yer yola geldik. İnşallah kolilere de izin verirler. Gerçekten.
Evet, bilgi edindikçe sizlere paylaşmaya çalışıyoruz edindiğimiz bilgileri. Evet, Güney Kıbrıs'tan gönüllü ekiplerin özellikle giyim, gıda ürünleri, yardım paketleri hazırladığı ve bu hazırlanan paketlerin az önce de ifade ettiğimiz gibi kuzeydeki gönüllüler aracılığıyla, Kuzey Kıbrıs'a gönüllüler aracılığıyla Merkez Lefkoşa'ya buradan alınıp iletilmesi planlanıyordu. Fakat elde ettiğimiz bilgiye göre sadece gıda paketlerinin geçişine izin verilmediği, giyim ürünlerinin geçişine izin verilmediği, sadece su şişelerinin, onun da içinin şeffaf olduğu ve görünür olduğu için sadece suların geçişine izin verildiği yönünde edindiğimiz bilgi bu yönde. Yani bunu açıklayacak, bunu ifade edecek bir yorum yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani bunu anlatamıyorum. Bunu kelimelere dökemiyorum. Çünkü ortada ciddi bir insani bir durum söz konusu. Ama halen daha bu insani durumdan kötü niyet arayan, bu insani koşullarda kötü niyet arayan ve içi görünmediği gerekçesiyle gıda paketlerinin ve giyim ürünlerinin geçişine izin vermeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani bunu söyleyecek, ifade edecek başka hiçbir şey yok. Böyle bir zihniyetle şu anda insani bir durumda bunu yaşıyoruz. Yani bu durumu ifade edebilecek başka kelime bulamıyorum ben. Yani çünkü mikrofon ekran karşısında söyleyebileceklerim bunlarla sınırlı. Evet. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Şu anda bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça ben yeniden ekran karşısında olacağım. Ve şu anda yeniden güncel bilgi var mı? Kameraman arkadaşım yardımcı olursa ben ekran önünden ayrılmak istiyorum. Şu an için ve bilgiyi edinmeye çalışacağım. Evet. Evet, şu anda
Evet, şu anda güneyden alınan yardımlar geçirilmeye başlandı. Evet, bu tarafta kameraman arkadaşımız, evet, suların geçişine az önce de ifade etmiştik. Yardımlarının kuzeye geçişine izin verildi ve ara bölgeye giden gönüllüler su yardımlarını taşımaya başladılar. Geçirmeye başladılar. Geçişlere şu an itibariyle az önce izin verildi. Ve az önce de ifade ettiğim gibi sadece su yardımlarının geçişine izin verildi. Şeffaf olduğu gerekçesiyle, içerisinin göründüğü gerekçesiyle. Yani insani bir durumda zihniyet, karşılaştığımız zihniyet bu. Yani insani bir durum söz konusu. Türkiye'de binlerce insan şu anda her gönderilecek her yardıma muhtaçken, her uzatılacak her yardım eli gerek manevi gerek maddi olarak gerekliyken, maalesef biz bazı zihniyetler elinin tersiyle bu yardımları geri çevirmeyi bir maharet sayıyor. Evet, şu anda su yardımlarının geçişine izin veriliyor ve su yardımları Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere ara bölgeden geçişi yapılıyor. Evet, milletvekili Sayın Armağan Can'dan da gönüllüler arasında. Evet, Sayın Armağan Candan'la birlikteyiz. Evet, Sayın Candan, biz aslında bugün buraya Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs'taki gönüllülerin işbirliğini görüntülemek için gelmiştik. Güzel bir haber. Bu acı günlerimizde bu iki toplumlu işbirliğinin haberini yapmak için gelmiştik. Ama maalesef bugün bir gerginlik ortamıyla karşı karşıyayız. Detayları sizden alabilir miyiz? Neler yaşandı bugün burada? Şimdi bugün, yani dünden itibaren biliyorsunuz, bu Rum tarafından Türkiye'deki depreme yardım amacıyla gönderilmek istenen yardım kampanyaları, evet, organize edilmeye başlanmıştı. Bunu hem sivil inisiyatifler organize etti, şahıslar çeşitli yardımlar yapmak istediler. Bir kısmı işte hesap numaralarına nakit olarak da bankalar aracılığıyla da yardımlarını yaptılar. Onun dışında işte Lefkoşa Belediyesi, Strovolo Belediyesi, bir takım belediyeler hem Türkiye'ye gönderilmek üzere hem de Suriye'ye gönderilmek üzere çeşitli kampanyalar, yardım kampanyaları başlattılar. Ve benim bildiğim kadarıyla, alabildiğim bilgiler çerçevesinde, o yardımların işte Atina ya da üzerinden Türkiye'ye ya da doğrudan Suriye'ye de gönderileceğine ilişkin, onların dışında, belediyelerin yürüttüğü çalışmaların dışında, Rum tarafındaki bu şahısların, sivil toplum kuruluşlarının, bir takım inisiyatiflerin de bir takım şeyler oldu ve onlar da ara bölgede bulunan Home for Cooperation dayanışma evine getirdiler bu yardımları. Ve şimdi de, şu an itibariyle de bunların geçirilmesine çalışılıyor. Geçirme işlemi, yardımları buradan Lefkoşa merkeze ya da kapalı spor salonuna, yani bizim kuzeydeki, evet, artık nerelerde toplama varsa merkezlerine, toplama merkezlerine iletilmek üzere. Ve araçlar içerisinde değil ama burada toplanmış olan gerek Kıbrıslı Rum gerekse Kıbrıslı Türk bireyler, yurttaşlarımız bunları kendi elleriyle taşıyıp buraya getirilmiş olan araçlara yüklüyorlar şu anda. Bir gecikme yaşandı. Sistemde bir sıkıntı olduğu söylendi serverde. Yaklaşık ben de işte yarım saattir buradayım. Onun çözülmesi için bir takım girişimler yapıldı.
Ve yaklaşık 5 dakika önce gelen haberle serverin düzeldiği ve şahısların geçip alıp tekrardan kuzeye geçiş yapması kayıtla olan bir şey biliyorsunuz. Evet. Bu sistem düzeldikten sonra da bu yardımlar geçirilmeye başlandı. Kıbrıslı Rumlara elbette ki yurttaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu yardımları gönderdikleri için, bu yardım bizimle bu dayanışmayı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Acımız çok büyük. Türkiye halkının acısı çok büyük. Bizim kayıplarımız var. Ve her geçen saniyede bu kayıplarımızın haberleri daha çok geliyor. Acımıza acı katıyor. Bir yas şu anda zaten ilan edilmiş durumda. Bu durumdayız. Hatırlayacaksınız, Yunanistan'da bir yangın olmuştu. O yangına yardımlar götürülebilmesi için Kıbrıs'ın kuzeyinde Kıbrıslı Türkler olarak bizler de yardım kampanyaları düzenlemiştik. Evet. Ve o yardımları da yine güneye geçirip güneydeki organizasyona teslim edip oradan Yunanistan'a götürülmesini sağlamıştık. Şimdi de Kıbrıslı Rumlar hem bizim acımızı paylaşmak için hem de Türkiye halkına yardımcı olmak için ellerinden geldiğine gelirse bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun için yeniden müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gönül arzu ederdik ki Kıbrıs Rum tarafınca Avrupa Birliği destek, insani destek mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için bir talep yapılmıştı Avrupa Birliği çerçevesinde. Ve o ekipler hazır bekliyordu güneyde, yaklaşık 20 kişiden oluşan, bir de doktordan oluşan. Ama benim bugün elde ettiğim bilgilere göre ona maalesef izin verilmemiş ve Kıbrıs Rum kurtarma ekibi Türkiye'deki çalışmalara şu an itibariyle o anlamda bir katkı sağlayabilmiş değil. Böylesi durumlarda her türlü siyasi tartışmanın ötesinde bakmak lazım her iki taraftan da. Ve bütün bunların aslında bundan sonrası için gerek yangın felaketleri de olabiliyor Kıbrıs'ın güneyinde, kuzeyinde. Bütün bunları bu yardıma ilişkin insani konularda iki tarafın birbiriyle dayanışmasının kolaylaştırılması, bir sisteme bağlanılması noktasında da iki toplum arasında bizim de Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla yürütülen teknik komiteler aracılığıyla belli bir sistemin oturtulması ve bu tür tartışmalar yaşanmadan ve en hızlı bir şekilde bu yardımlaşmaların kurulacak sistemle hayata geçirilmesi, her türlü tartışmanın, her türlü siyasi tartışmanın, egemenlik tartışmasının üzerinde tutmamız gereken, o anlayışta olmamız gerekiyor ama şu anda maalesef bu anlayışta çok olmayan idareciler söz konusu. Ama biz sonuçta halklar bu dayanışmayı göstermek istiyorsa bunun önünde de bir engel günün sonunda duramayacağını bilmemiz önemli. Ben yeniden hem canını dişine takıp bu çabaları ortaya koyan Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara teşekkür ediyorum ve hayatını bu depremde kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine de hem Türkiye'de hem Suriye'de hem de Kıbrıs'ımızda bu durumda olan herkese başsağlığı dilemek istiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet. Yani zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle acılı günlerde keşke bu tür siyasi tartışmalara hiç girmesek, keşke bu yaralarımızı birlikte sarmamıza izin verilse. Evet, halk günün sonunda yaralarını görüyoruz, Türkiye'de de olanları, yaşananları. Halk elinden geleni yapıyor. Çok büyük bir dayanışma gösteriyor.
yani devlet kurumları da, sivil inisiyatifler de, bireyler de, halk da, önemli olan bütün bu dayanışmanın, yardımlaşmanın en doğru, en hızlı, en etkin bir şekilde ihtiyacı olanlara iletilmesinin sağlanması için gerekli olan koordinasyonun sağlanması. Bu hem bizim kendi ülkemiz için gerekli, hem Türkiye için gerekli, hem de bu tür durumlarla, afetlerle karşılaşan her yer için aynı şekilde bu gerekli. Ve acının milleti yok, acının ırkı, dini, dili yok. Hepimiz insanız ve bu yardımların nereden geldiğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan yardımların gelmesi, ülkelerin, halkların birbirlerine yardımcı olması. Kimse bu tür yardımlardan bir siyasi çıkar da elde edemez. Kimse bir siyasi kayba da uğramaz. O yüzden bu tür noktalarda, böylesi durumlarda her türlü siyasi tartışmanın geride bırakılması ve insani bir konu olarak ele alınması bundan sonrası için de umudumuz, dileğimiz. Bu arada son bir şey daha sorayım size. Sadece su paketlerinin geçilmesine izin verilmiş. Doğru mudur? Şu anda bu Home for Cooperation'da bugün öğleden sonra itibariyle su, özellikle su talebi olduğu için ona ağırlık verildi. Onun dışında da bir takım koliler ben gördüm, bir takım çantalarda başka bir takım yardım şeyleri de gördüm. Ama büyük oranda şu anda geçenler. Bu arada geçişler yine sanki geçişlerin yine durduğunu görüyoruz. Yine bir bekleyiş var orada sanırım. Biz size bilmiyorum yani, evet. Şu anda tekrar bir sorun ortaya çıktı mı? İsterseniz biz size oraya müsaade, evet, biz size müsaade edelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Evet. Sayın Armağan Candan'dan gelişmelere ilişkin, yaşananlara ilişkin bilgi aldık. Ve kendisi de bize duygularını ifade etti. Az önce de dile getirdiğim gibi sanırım yine geçişlerde bir sorun yaşanıyor. Yine orada kalabalık bir grup bekliyor. Şu anda biz de bilgi almaya çalışacağız. Evet, ben kameraman arkadaşlarım yardımcı olmasını istiyorum. Onlar bilgi alsınlar. Ben de aslında söylenecek pek de fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani ciddi anlamda üzülmek dışında elimizden bir şey gelmiyor. Ve maalesef siyaset malzemesi, böyle bir acının, bu tür acıların siyaset malzemesi yapılması içimizi daha da acıtıyor. İnsani bir durumda bile bunu bazı kişilerin ya da kurumların kendisine bir çıkar amaçlı bir malzeme haline getirmesi, yani insani yardımların egemenlik ve üstünlük tartışmalarına malzeme olması üzücü. Evet, araçlar da, evet, sistemin yeniden çöktü bilgisi. Yani bir şey söylemek istemiyorum aslında, ama yani sistemin bugün bu anda çökmüş olması da artık tesadüf diyemeyeceğim kadar can sıkıcı bir durum. Yani tesadüf olarak adlandırılamayacağımız kadar can sıkıcı bir durum bu sistem çökmesi. Evet, sistem çökmesi nedeniyle de şu anda ara bölgede bulunan ve yardım malzemesi, ara bölgeden yardım malzemesi taşımak isteyen gönüllülerin geçişlerine ve yardımların geçişlerine izin verilmiyor. Bizler de maalesef bu konuda bir yorum yapamıyoruz.
Bu arada şunu da belirtmemizde fayda var. Yardım taşıyan kişilerin önce güneye geçiş yapar gibi çıkış işlemi yaptırıyorlar. Ara bölgeye geçiyorlar. Yardımları alıyorlar. Yine sınır kapısında ülkeye giriş işlemi yapıyorlar. Gelip geliyorlar. Tekrar aynı şekilde gidip ara bölgeye gidip güneye geçiş çıkış işlemi yapıp tekrar paketleri alıp tekrar aynı şekilde giriş işlemi yapıp yeniden geliyorlar. Böyle bir düzen içerisinde, böyle bir engelleme içerisinde bir yardımlaşma ya çalışıyor buradaki gönüllüler. Yani söyleyecek bir söz yok. İnsani bir durumda karşılaştığımız muamele, gördüğümüz muamele, yapılanlar herkesin canını yakıyor, üzüntüsüne üzüntü katıyor. Evet, sistem düzelmiş ve yeniden yardımların taşınmasına, yardımların kuzeye geçişine müsaade ediliyor şu anda. Evet. Yani evet, yeniden yardım paketini getiren ara bölgeye geçiş yapıp yardım paketini bırakıp tekrardan ara bölgeye gidiyorlar. Evet. Şey, müsaade edelim de araçlar gitsin. Evet, yardımların geçişinin rahatça yapılabilmesi amacıyla bir insan zinciri oluşturulması isteniyor ama tabii buna izin verilecek mi bunu da bilmiyoruz. Yani böylesi bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani, Dışişleri Bakanlığı'nın yarattığı gerginlik devam ediyor.
maalesef Dışişleri Bakanlığı tarafından yaratılan gerginlik şu anda bu tartışmaların, insani yardımların bile engel olmasına neden oluyor. Yani söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Az önce de ifade etmiştik, sadece su kolilerinin geçişine izin veriliyor. Su kolileri dışında herhangi bir geçişe izin verilmiyor. Evet. Yani buradaki gönüllüler ara bölgeden kuzeye geçiş yapıp tekrardan işlem yaptırarak güneye geçiş yapıp bu yardımları taşıyorlar. Yani durum bu sayın izleyiciler. Bizler de yaşananları şaşkınlıkla izliyoruz. Hani maalesef güneyden gelen insani yardımlar bile bir siyasi malzemeye dönüştürüldü. Hani insani yardımlar bile engellemeye takıldı. Yani bu yaşananlar maalesef hepimizi üzüyor. Bu yapılan muamele. Geçiş yeniden geçemediniz mi? Yok, su bitti. Yok, sular bitti. Ha, bitti. Geçmiş. Kimisi bir iki tur geçti. Evet. Neyse. KPTC'ye alınabildi. Nasıl getirdik? Evet, sanırım tüm engellemelere rağmen. Evet. Sular bitmedi, devam. Sular bitmedi, devam. Bitmedi mi? Hayır. Suların bittiği söylenmişti az önce. Fakat kolilerin olduğunu biz de buradan görüyoruz. Yardım kolileri, su kolilerinin orada halen daha var olduğunu görüyoruz. Evet, bir tur daha ekipler. Evet, oradaki ara bölgedeki su kolilerinin taşınması işlemine devam edilmeye çalışılıyor. Yaptıkları inşaatlardan sularının. Yani bugün de yine bilindiği üzere güneyden gönderilen. Tabii bugün de yine Merkez Lefkoşa'da toplanan yardımlarla ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı, biliyorsunuz. Güney Kıbrıs'tan gönderilen konservelerin üzerinde Yunanca ifadeler yer alan, Yunanca etiketler yer alan konservelerin üzerindeki etiketlerin sökülmek istendiği bilgisine ulaşmıştık. Bu yönde bazı iddialar vardı. Yani şu anda da buradaki gerginliğin devam ettiğini belirtmekte fayda var. Thank you.
Evet, şu anda yine geçişlerin durduğunu görüyoruz. Yani şaşkınlık verici bir durum. Yine herhalde sistem arızalandı ki geçişler yapılamıyor yine. Bekletiliyor. Yani bu yapılan engelleme sınır kapısında yoğunluğa da neden oluyor. Burada biliyorsunuz hem yaya geçişine hem de özel izinli araç geçişine izin veriliyor. Fakat şu anda geçiş yapmak isteyen vatandaşlar da sıkıntı yaşıyorlar. Yani onlar da bu sorundan nasibini almış durumda. Burada yaratılan sorundan nasibini almış durumda. Vallahi ben iki tane geçirdim. Şu anda yine sistem arızası var. Yine geçişler durmuş durumda. Bu arada teyitte muhtaç bir bilgi. Diğer sınır kapılarında geçişlerde herhangi bir sorun olmadığı yönünde de bir bilgiye ulaştık. Tabii teyide muhtaç bir bilgi bu. Yani şu anda sadece Letra Palas sınır kapısındaki geçişlerde bir sorun olduğu, sistemsel bir sorun olduğu yönünde bir bilgi söz konusu. Fakat tabii ki bu teyide muhtaç bir iddia. Evet, sayın izleyicilerimiz, yani şu anda buradaki durum bu. Tekrardan özet geçmek gerekirse Türkiye'deki deprem felaketine gönderilmek istenen yardımlar, Güney Kıbrıs'tan gönderilmek istenen yardımlara bir engelleme söz konusu. Maalesef toplanan Güney Kıbrıs'ta gönüllüler tarafından toplanan yardımların kuzeye geçişine izin verilmiyor. Sadece yani yaşanan tartışmaların ardından sadece su şişelerinin, su kolilerinin geçişine izin verildiği bilgisine ulaştık. Onun da şeffaf olması gerekçe göstererek böylesi bir dönemde, böylesi acı bir dönemde bu bir zihniyetle karşı karşıya olmak maalesef bizleri derinden yaralıyor, bizleri derinden üzüyor. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Herkesi insaniyetini sorgulamaya davet ediyoruz. Şu anda buradan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.